Hadi yiyin bakalım yemeğinizi. Sonra bana kitap okursunuz. Ben okumasını bilmiyorum ki. Bilirsin, bilirsin. Narin ablanızın kafası karışık. Hadi siz yiyin yemeğinizi. Narin abla. Üzülme. Şahide abla gelecek. Sen zaten gerçek katilleri bulursun. Babam sana büyük bir avukat olduğunu söyledi. Merhaba. Afiyet olsun. Aa, Can hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Senden. İyidir, bir konuşsak olur mu? Tamam. Siz yiyin. Ben gelirim. İyice dağılmışsın. Sorma. Atıf bana bakmak için mi yolladı seni? Yok. Benim olanlardan haberim var. Belki içini dökmek istersin diye geldim. Yani Atıf'ın seni Fırat'la ilgili o karar vermeye çağırdığını biliyordum. Ben nasıl vereyim öyle bir karar Can ya? Ya aslında iyi ki geldin ha. Yani kimseyle konuşamıyorum. İyice yalnız kaldım. Deniz de zaten bir uzaklaştı benden. Bence Fırat'la ilgili bir şeyler hissediyor. Bir şey mi söyledi sana? Hayır söylemedi ama ben hissediyorum yani. Ha, açık açık konuşmadı yani. Seninle mi konuştu? Yok. Biz komple konuşmuyoruz zaten biliyorsun. Ne oldu bize böyle dağıldık Can ya? Tam da bütün engeller kalkmıştı önünüzde. Şimdi böyle bir zamanda Fırat'a karşı bu operasyona dahil olursan onu sonsuza dek kaybedeceksin. Atıf hata etti. Seni bu işe bulaştırmayacaktı. Başka bir avukat bulacaktı. Hem böyle bir seçime zorlaması çok yanlış. Öyle deme ne yapsın? Nelere katlandı benim için o? Sermet'in tehditlerine boyun eğdi. Yani ailesi rezil oldu. Manşetlere çıktılar Şadiye yüzünden. Deniz'e aylarca sevgili numarası yaptı sırf beni korumak için. Neler geldi başına? İtibarını kaybetti. Sesini bile çıkarmadı çocuk. Nereye varmak istiyorsun sen? Yine de başka bir avukat tutacaktı. Yani Fırat'la ilgili dosyaların kararını sana bırakması doğru mu? Ne yapmaya çalışıyor? Ya ne yapsın ya? Yani beni korumaya çalışıyor, değer veriyor bana, duygularımı önemsiyor. O yüzden danıştı işte. Ne yapacaksın peki? Kendi ellerini ateşe mi atacaksın çocukluğundan beri sevdiğin adamı? Atıf'tan bir haber var mı? Yok mu gelişme? Yok. Eskisi gibi endişeli durmuyorsun. Yoksa bir şey mi biliyorsun? Siz avukatlar ketumsunuzdur. Söylemezsin şimdi bir şey bana. Benden bir şey mi saklıyorsun yoksa? Ha? Efendim Deniz. Fırat. Sana bir sürprizim var. Bil bakalım ne oldu? Vallahi şu an hiç oyun oynayacak halde değil. Ne oldu söyle. Tom işte. Bu keyfini yerine getirir. Irmak burada. Temelli dönmüş. Burada bir işle anlaşmış. Artık burada çalışacakmış. Yukarıda duşta. Hadi atla hemen gel sürpriz olsun. Deniz'ciğim bunu sana kardeşinin anlatmasını tercih ederdim ama iş başa düştü anlaşılan. Biz Irmak'la uzun zaman önce ayrıldık. Artık beraber değiliz. Ona yeni iş yerinde başarılar dilediğimi söylersin. Ayrıntıları sana kendisi söyler. İyi akşamlar. Manyak yüzüme kapattı. Ne demek ayrıldık ya? Hayır ayrıldık ne demek? Irmak? Sen şimdi bize anlattığın her şeyi polis arkadaşlara da anlatırsın. Gömlek de yakışmış lan. Ha? Ah.
Zaman durmuş gibi sanki. Dünyada ikimizden başka kimse yokmuş gibi sadece sana sarılıp uyumak istiyorum bu gece. Ya. Çok seviyorum seni be. Çok seviyorum, çok. Ben de seni çok seviyorum. Sen olmasaydın ben zaten katlanamazdım bu hayata. Bizim seninle çok güzel bir hayatımız olacak. Sen çok güzel bir özelsin. Çok güzel şeyler yaşayacağız seninle. Ben inanıyorum yani. Sen? Hiç ayrılmayalım ne olur. Ben seni hep gezdiririm bak böyle. Sevgilim burada benimle olduğunu öğrenirse ne yapacaksın? Benim için hava hoş. Ama o çocuk kırılmaz mı? Orada dağ başında tek başına saklanırken. Senin burada yaramazlık yapman doğru mu Nari? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.